Herkese selamlar. DGS nasıl olacak ve DGS'de ne tarz sorular geliyor serimize devam ediyoruz. Ve son videomuzda ise arkadaşlar. Bu videomuzda DGS geometride kaç soru geliyor? Sorular nasıl geliyor? Hangi konularda banko soru geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Geometri yapacaksanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın. ekranı paylaşmadan önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bazıları diyor ki hocam son haftada... Geometri halledilir mi? Ben geometriye çalışmamışım hiç. Arkadaşlar son haftada ola geometri halledilmez. Eyvallah. çok özür dileyerek söylüyorum ama geometri de matematik gibi bir derstir aslında biliyor musunuz? Yani 7 soru geliyor ama çok fazla başlık var. Yani baştan başlayıp basamak basamakta bir basamağı bilmeden yani ben size desem ki 3 basamak var birden atla zorlanırsınız. 10 basamak var birden 10. basamağı atla var atlayamazsın. Moralinizi bozmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Geometri son haftada halledilir mi? Evet sağdan soldan bir şeylere bakıp belki bir soru yapabilirsiniz ama tamamını ne yazık ki bilemiyorum yine topu sağlatım. Neyse şimdi bunları söyleyince de bazıları kızabilir yani o yüzden çok fazla uzatmayalım. Neyse arkadaşlar şimdi geometri uzundur sevgili arkadaşlar. Geometride çok fazla konu var çok fazla soru stili var ama ÖSYM DGS'de genelde belli başlı soruları sorabiliyor. Her sene garanti soru gelmese de Genelde gel geliyor. Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen ekranımı paylaşıyorum ve başlıyorum. Öncelikle konu bazlı gidelim sevgili arkadaşlar. Bakın, doğruda açılar, üçgende açılar, ee, özel üçgenler, açı ortay, kenar ortay, üçgende alan, üçgende benzerlik ve açı kenar bağıntıları. Arkadaşlar bu kısımla ilgili. Bakın burası aslında biz buraya üçgenler diyoruz. Bu kısımla ilgili, bu saydığım üçgenler kısmı ile ilgili bir soru genelde geliyor veya bazen de çok nadir de olsa iki soru gelebiliyor. Bu bir soru arkadaşlar gelen bir soru açıyla alakalı yani bildiğiniz üçgende açılarla alakalı oluyor haberiniz olsun. Gelirse de üçgende açılar ama hocam bu kadar konu niye gelmiyor? Arkadaşlar üçgende alan benzerlik bilmem ne açı ortay kenar ortayı dörtgenlerde sordukları sorularda kullandırtıyor bu adamlar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla açılarla ilgili yani ilk sorunuz açılarla alakalı olacak. Bence üçgende açılar olacak yani büyük bir sürpriz olmazsa basit olacak yani herkesin yapabileceği düzeyde bir soru şey olacak ama buna rağmen yine de üçgenin iç açıları toplam 180 olduğunu bilmemiz lazım bazen orada muhteşem üçlü kullandırtıyorlar ikizkenar üçgeni kesin kullandırtıyorlar Bence eşkenar üçgeni kullandırtabilirler yani orada bazı şeyler olabilir haberiniz olsun çokgenlerle ilgili sevgili arkadaşlar genelde bir soru geliyor ben bir soru bekliyorum dörtgenler paralelkenar eşkenar dörtgen dikdörtgen kare yamuk deltoid yani şu kısımla ilgili sevgili arkadaşlar ortalama e, kas soru diyelim. Bazen 2 bazen 3 bazen 4 soru bile gelebiliyor. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar şu kısımda 4 soru demeyelim de yani 4 soru şu ana kadar evet bir kere sordular ama yine de biz 2 ya da 3 soru diyelim yani şu kısımla ilgili ortalama 3 soru bence gelir. Çember ve daire ile ilgili bir soru banko geliyor. Analitik geometri ile ilgili bir soru banko geliyor. Katı cisimlerle ilgili bir soru banko geliyor. Ha ben buraya neden 4 yazdım? Arkadaşlar bazen çok nadir de olsa bu ya da bu gelmiyor. Burayla alakalı bir soru daha fazla sorabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Üçgenler arkadaşlar. Şimdi üçgenleri bilmeden ne yazık ki şuraları yapamıyoruz. Çok, yani çok sürpriz oluyor ne yazık ki. Yani e, bilmek lazım. Yani mesela muhteşem işle bilmek lazım. Benzerliğin kurallarını bilmek gerekiyor. Temel benzerlik kurallarını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu dörtgenlerle ilgili hatta çokenle ilgili gelen sorular hatta çember daire ile ilgili gelen sorularda şuraları çok kullandırtıyorlar sevgili arkadaşlar. Özel üçgenler kenar ortayı alan özellikle benzerlik çok kullandırılıyor. kullandırtılıyor. Haberiniz olsun. Açık kenar ile ilgili genelde soru gelmiyor ama gelse de gerçekten o da sürpriz olmuş. Arkadaşlar çember daire ile ilgili banko soru geliyor. Dairede alan özellikle soru gelme ihtimali çok yüksektir. Analitik geometri ile ilgili soru geliyor. Analitik geometri çok uzundur. Birçok öğrenci bana diyor hocam çok uzundur analitik geometri. Hangi birine çalışsak? Arkadaşlar yani size şunu söyleyeyim. Aslında analitik geometri matematik bölümünü ben okudum. Birinci matematik bölümü birinci sınıf öğrencisilerine okutulan bir derstir. O kadar geniş kapsamlı ki aslında. Ama en basite indirgeyip biz anlatıyoruz. Ve adamlar da zaten gerçekten çok basit soru soruyorlar. Analitik ile ilgili zor soru sormuyorlar. Yani analitik geometri ile ilgili şöyle bir soru gelse hiç şaşmayın arkadaşlar. Bakın işte atıyorum 1,3 olsun burası tamam mı? Ee, A,2 burası da eksi 4,6 olsun. Ya eksi 6 olsun bilmiyorum. Bunlar aynı doğru üzerinde ise yani bu üç nokta doğrusalsa işte burada A noktası, B noktası, C noktası diyelim. Bunlar aynı doğru üzeri, doğrusalsa ya da aynı doğru üzerindeyse A kaçtır? Bu da da şeyden yani ben şimdi kafadan yazdığım için belki tam sonu çıkmayacak ama eğimle buluyor. Yani bu iki noktanın eğimi nasıl bulunuyordu? Y2 Y1 bölü X2 X1 eşittir. Bu iki noktanın eğimi bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi Y2 Y1 bölü X2 X1 tamam mı arkadaşlar. Yani nasıl yapıyoruz? 2 3 bölü bakın 2 3 bölü A eksi 1. A eksi 1 eşittir. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi. Eksi 6'dan 2'yi çıkaracağız değil mi? Eksi 6 eksi 2 bölü. Eksi 4'ten A'yı çıkaracağız. Eksi 4'ten A'yı çıkaracağız. Sonra işler arasında çarpım bilmem ne bulursunuz. Tamam arkadaşlar yani böyle bir basit bir soru gelebiliyor genelde. Haberiniz olsun. Ama kesiremiyoruz da çünkü her sene değişiyor. Ya da belki de görsel olarak bir şey verirler falan ee, size soru sorabilirler. Katı cisimlerle ilgili arkadaşlar bazen ÖSYM, DGS'de ve e, ALES'de de öyle yapıyor. Bildiğiniz Kağıt katlama, küp açılımı basit, herkesin yapabileceği bir soru sorabiliyor. Dolayısıyla geometri çalışmadıysanız bile lütfen geometrinin son sorusuna bakın. Hatta geometrinin içindeki bütün sorulara bakın. Çünkü orada yapabileceğiniz bir soru olabilir. Mesela bakın. 7. denemeyi tekrar açıyorum arkadaşlar çünkü 7. denemeyi sizlerle paylaşmıştım. Bakın ilk soru ne? İşte üçgende açılar tamam mı? Açılarla ilgili inşallah basit bir soru gelecek ve hepiniz yapacaksınız. Çokgenlerle ilgili çokgende alan olabilir. Çokgenlerle ilgili açıkçası ben beşgen arkadaşlar, beşgen ya da altıgenle ilgili soru bekliyorum. Altıgen. Bu ikisiyle alakalı soru gelebilir. Beşgen gelirse açıyla ilgili bir soru sorabilirler. Ama altıgen gelirse bence alanda ya da uzunlukla ilgili bir soru gelme ihtimali yüksektir. Dikdörtgen kare ile ilgili zaten arkadaşlar kesin soru geliyor bence. Paralelkenarla ilgili soru gelme ihtimali çok yüksektir. Çember daire, dairede alan soru gelme ihtimali çok yüksektir. Ama normal bir çember verip açı da isteyebilirler. Bunu bilemiyoruz. Bakın geometri neden hocam nasıl bunu bilemiyorsunuz? Arkadaşlar geometri çok geniş kapsamlıdır. Milyonlarca soru var. Adamlar bu kadar geniş kapsamlı bir yerden hangi soruları sorarlar? 7 soru çünkü çok az soru soruluyor. Keşke mesela geometride 15-20 soru gelseydi çok sevinirdim. Çünkü çok geniş bir ders aslında. Dolayısıyla hani o yüzden kesilemiyoruz. Ancak konu başlıklarına bakarak işte şu konulardan soru geliyor diye biliyoruz arkadaşlar. İşte e, Analitik geometri ile ilgili arkadaşlar soru geliyor. Mesela ben güzel zor bir soru yazmışım buraya. Çok zor değil açıkçası yani böyle spesifik bir soru yazmışım. Ve de işte dediğim gibi eğer yine de bakın katı cisimlerle ilgili bazen bildiğiniz sayma ile ilgili soru geliyor. Mesela diyor ki bu şeklin yüzey alanının bu şeklin yüzey alanına oranı kaçtır? Bildiğiniz sayıyorsunuz. Şu yüzeyleri sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle bir soru da gelebilir haberiniz olsun. Geometri ile ilgili çok fazla bahsedilecek bir şey yok. Yani çok dediğim gibi uzun bir ders Ders diyorum. Bir konu değil geometri arkadaşlar. İçinde çünkü başlıklar var. Konu başlıkları var. Uzundur. Geometri ile ilgili 7 soru geliyor sevgili arkadaşlar. Bu 7 soru konu başlıklarını sizlerle paylaştım. Artık yani çıkmış sınav sorularını bence odaklı çalışın. Özellikle ALES'te çıkmış sınav sorularını çözün. YGS Eskiden YGS vardı ya arkadaşlar. 2017 YGS, 2016 YGS, 2015, 2014'e kadar inin mesela. YGS'de çıkmış sınav sorularını çözmenizi öneririm. ALES'den çıkmış geometri sınav sorularını çözmenizi öneririm. DGS'den çıkmışları zaten çözüyorsunuzdur muhakkak. Bunları çözün sevgili arkadaşlar ve sınavınıza girin. Gıyameti de genelde şöyle bir şey var. İlk soru basit geliyor ya. Diyorlar ki geometri çok basit oluyor. Öyle değil. Genelde iki tane de gerçekten zorlayıcı soru sorabiliyorlar geometride haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Geometri ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Uzun bir video olmasın. Çünkü önceki videolar çok uzun olduğundan dolayı biraz sitem gördük. Hocam işte çok uzun olmuş falan. Valla arkadaşlar yani ben de sıcaklıklar altında. He vallahi. Hocam siz de her videoda bunu söylüyorsunuz. İnan ki çok sıcak. He vallahi. Yani bu kadar uzun olmasın ben de istemiyorum. Geometri ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Geometri inşallah ee, çalışmışsanız emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ama korkmayın sevgili arkadaşlar. Kevmeti çözerken de zor düşünmeyin. O an göremiyorsanız soruyu boş bırakın. Gidin diğerlerini çözün. Tekrar gelin. Eminim ki belli bir süre sonra geldikten sonra görme olayı artıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben inanıyorum sevgili arkadaşlar. Bir soruyla uğraştığımızda çözemiyorsak o soruyu geçtiğimiz zaman biz her ne kadar diğer sorularla uğraşsak da beyin arka planda onu çözüyor. O yüzden genelde bana ben, benim başıma da çok geldi bu. Öğrenci diyor ki hocam bir soru vardı. Çok uğraştım. Çıkmadı. Sonra geri dönüp baktığımda tak diye çıktı. İşte beyin onu çözüyor arka planda. Bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmişseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bir tane de yorum yaparsanız valla harikasınız diyeceğim. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın arkadaşlar.